Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle iş çıkışı kuşlarımızı bir çekelim. Hem de şöyle bir yemleyelim dedik. Şimdi Serkan kardeşimden gelen kuşları buraya aldık. Burada bir tane yavru bir erkek bir dumanlı var. Onun arkasındaki kula, onun arkasındaki mavi. Ondan sonra ve buradaki mavi. Ondan gelen kuşlar. Diğerleri de zaten bizim buradaki her zamanki kuşlarımız. Şimdi arkadaşlar beyazları, burada çıkan yavruları gönderdim ben uçum kümesine. Uçum kümesinde onları uçuracağız, deneyeceğiz. Şimdi iki tane boz dumanlı yavrumuz vardı. Onlar gitti. Ondan sonra bir takım beyazımız vardı, damızlık. Onları da oraya aldık. Buraya biraz rahatlatalım dedik. İşte diğer kümesimizin de şu an iç izolasyon malzemesi yapıldı. Yine birkaç tane işleri var. Salmaları falan işte gelecek. Onları koyacağız. Ondan sonra hepsini inşallah oraya alacağız. Bakalım. Arkadaşlar kanala da gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ediyorum. Yani izlenmelerimiz iyi. Siz böyle izledikçe de bizim daha çok böyle video çekesimiz geliyor. Yani o konuda gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah yaza doğru da uçum videolarımızı da paylaşacağız. Çok daha güzel videolar çekeceğimize inanıyorum ben. Şimdi önemli olan burada bir şeyleri paylaşabilmek, dostluklar elde edebilmek, dostluklar kazanabilmek. Yoksa bunun başka bir amacı yok. Şöyle size anlatayım. Şimdi çok iyi oynayan bir hayvanınız olabilir. Gerçekten de muazzam oynuyordur. Fakat bunu izletecek hiçbir tane dostunuz yoksa arkadaşlar isterse uzaya gitsin. İnanın size zerre kadar keyif vermez. Önemli olan bunu dostlarınızla paylaşabilmek, bu zevki paylaşabilmek. Onlara da bu böyle sevinci tattırabilmek. Çünkü ben iyi bir kuş gördüğüm zaman isteyen kişi de olsun, dostum da olsun, düşmanım da olsun. Allah aşkına düşmanımız yok da düşmanımız da olsun. Yani keyif alıyorum yani güzel oynadığı zaman. Gerçekten keyif alıyorum. Epey zamandır da iyi bir kuş izleyemedik. Bakalım inşallah arkadaşlarımız hazırlıyor kuşları. Hazırlanan onların kuşlarını da izleriz. Kendi kuşlarımız da uçuyor. Bir şekilde onlardan da illaki izleyeceğimiz, zevk alacağımız hayvanlar çıkacaktır. Şimdi genel olarak kuşların sağlığına gelirse arkadaşlar, kuşların sağlıkları iyi. Yine yavrularımız var. Onları çekeceğim ben şimdi. Oradaki ayna kuyruk dumanlı kirliyle o öten erkeğin işte yavrularının bir tane saskanat yavrusu vardı. Onu uçum kümesine gönderdik. Burada bir tane, şurada cılız büyüyen bir tane yavrusu var. Bakalım. O da yaşamaz diye bakıyordum ama onu pompayla baktım. Toparladım. Şimdi kendi yemeğini yiyor. Şu maviyle şuradaki dişi maviye gireceğiz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şeye çok dikkat edin. İşte bu ilaçların yemli olması sebebiyle da ilaçların yemli diyorum. İlaçların ilaçlı olması sebebiyle yemlerin bu ilaçlı yemli verdiğimiz zaman hayvanlar fiziksel işte biyolojileri de kimyası da şaşıyor. Şöyle ki hayvanlar tüye giremiyor. Tüye giremediği için de hayvan strese giriyor. Yem yese bile hayvan alt taraftan erimeye başlıyor. O stres bu hayvanı öldürüyor. Şu anda da bayağı bir kişi bu işten müzdaripmiş. Arkadaşlar benim her zaman yaptığım şey hayvanların sırt tarafını yolmak. Yolmak derken de şöyle yapıyoruz bu işi. Sırt hayvanın sırtına doğru hafifçe elinizi sürtün. Tüyler böyle parça parça kalkacaktır. İşte o parça parça kalktığı anda yani siz böyle kendini zorlamıyorsunuz. Otomatik olarak hayvan tüyünü atmaya çalışıyor. İşte o zaman bu hayvan tüye girememiştir. Muhakkak ki hayvanın o bel kısmını işte o kısımları, mesela bu mavi aynı durumdaydı. Biraz böyle ben sezimledim. Hafiften böyle
Puskunluk sezinledim. Çünkü strese girdiğini anladım. Hemen sırtına dokunduğum halde dokunma zaten tüylerini atmaya başladı. Ondan sonra dün işte yoldum. Bugün değişimi hemen gördük. Buna çok dikkat edin. Hayvanlarınız çünkü biliyorsun size anlatacak bir derdi olduğu zaman anlatacak bir dili yok. Onların hareketlerinden, dışkılarından hayvanları takip edebilirsiniz. Veya kümeste olduğu, o yaptığı hareketlerden o hayvanları durumlarına bakabilirsiniz. Çok önemli arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Genel olarak kuşların durumlarına gelirsek durumlar iyi. Serkan kardeşimden gelen kuşları zaten bir takımızdan damızdık. Onları uçurmayı düşünmüyorum. Orada bir tane mavi var. Bunları uçurmayı düşünmüyorum. İnşallah o maviyle, dişi maviyle eşim, onların altına çalışacağım. Diğer yavruları da yine kaldırmayı düşünmüyorum ama bakalım duruma göre, hayat ne gösterir. Ona göre tekrar bir şey düşünüyorum onlar için. Şimdi bu Nudi ile dumanlı kirli var. Aynen şurada yem yiyen hayvan. Arkadaşlar onun yavrusu. O öten yavru. İnşallah da onlardan da bir tane yavru çıktı. Onu şimdi çekeceğim ben size. Ondan sonra şu miskinin bir yavrusu var. Çok güzel bir miski yavrusu var. Ondan sonra bakalım başka ne var. Burada aynen dişi zaten bu. Ondan sonra başka da boz dumanlarımızın yine yavrusu var. Boz dumanlarımız nerede? Boz dumanlarımızın erkeği orada. Taşmaşıyor. Dişisi de büyük ihtimal aynen buradadır. Dişisi de burada taşmaşıyor. Hayvanlar bu taşları yiyerek arkadaşlar, işte kursaklarındaki besinleri öğütüyorlar taş sisteminden. Muhakkak kuşlarınıza taş verin. Hele bu mevsimde şu an en çok pazarlarda veya işte marketlerde bulabileceğiniz semizotu. Arkadaşlar semizotu muhakkak kuşlarınıza vermeye çalışın. Bunun yanında maydanoz olur. Ve başka şeyler olabilir. Yeşillikler olabilir. Hayvanlarınıza verin ki hayvanlarınız gerekli mineralleri de besinleri de o yeşilliklerden alsınlar. Zaten hayvan zaten bir şekilde gidiyor yeşile saldırıyor veya taşa saldırıyor. Bakın burada olduğu gibi hayvan taşa saldırıyor. Şimdi şöyle kuşlarımızı genel olarak bir çekelim. O dişi mavimiz orada. Yaklaşık 3-4 gündür de uçum kümesine gidemedim. İşte yavruları oraya koyduk. Bakalım bu hafta sonu inşallah güzel bir video çekeceğim size. Sizin kafana takılan sorular varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Veya işte dilimiz döndüğünce size işte cevap vermeye çalışırız. Burada önemli olan paylaşabilmek, paylaşmak. Kuş sözünü verdiğim arkadaşlar da var. İnşallah onlara da kuş ayarlayacağım. Onlara da kuşları vereceğiz. Şu zamana kadar da kimseye söz verdiğimiz halde de sözünü tutmamazlık yapmadık. Yine aynı şekilde sözümüzü tutacağız inşallah. Şimdi şöyle arkadaşlar bir yavrularımıza bakalım. Ya bir taraftan da korkuyorum. Çünkü kedi buraya geliyor. Daha geçen gün kedi tam buraya gelmişti. Yani zar böyle ya kuş böyle kuşa pati salladı hatta. Beni görünce fırladı gitti. O yüzden de kümesin içine fazla giremiyorum. Rahat girip çıkamadığım için de biraz o konuda müzdaribiz. Neyse şöyle. Ay maşallah be. Evet. Şimdi yavrulara gelelim. Arkadaşlar. Yavrumuzun bir tanesi burada. Bu şu dumanlı kirinin yavrusu. Orada bir tane miski yavrumuz var. Şurada da bir tane yine boz dumanların yavrusu var. Şöyle bir bakalım yavrumuza. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Ay maşallah sana be. Ay maşallah. Aferin sana. Gel bakalım şurada biraz dur. Ne oldu sana dur. Evet arkadaşlar şimdi şöyle
Maşallah. İyi yavrumuzun durumu. İyi. Karnı aç ama daha annesi falan yedirmedi. Ondan sonra burada küçük bir yavrumuz var.